Merhabalar, ben Seda Saraç. Ben Tuğba Çelik-Korat. Bundan Çok iyi Makale Olur isimli sohbetimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta konumuz Firuzan. Neden Firuzan'ı seçtik Tuğba Hocam? Bir anlatır mısınız? Siz seçtiniz. Buna siz karar verdiniz bu hafta. Evet, bunu ben seçtim. Çünkü 2 bölümdür dünya edebiyatının saygın yazarlarının güzel romanları üzerinden eğitimi konuşuyorduk. Ama neden bizim edebiyatımıza bakmayalım artık? Üstelik de bir kadın ve üstelik okulla ilgili çokça öykü ve roman yazmış bir yazarımız var Firuzan. Hemen onunla devam edelim dedim. Evet. Ve bunu seçtik, Parasız Yatılı kitabını. Firuzan'ın ilk kitabı, ilk öykü kitabı. Öyküleri daha önce birçok yerde yayınlanmıştı ama Parasız Yatılı ilk defa kitap olarak basılan öykülerin. Hatta 1972 Sait Faik armağanını aldı. Hikaye armağanını aldı. Ve hatta seninle yayından önce konuştuğumuz üzere Firuzan, benim daha başka kitaplarım var, neden Parasız Yatılı'yı bu kadar çok konuşuyorsunuz diye sitem de ediyordu. Ama içerik açısından çok ilgi çekici olduğu için ve okullarda galiba öğretmenlerin, edebiyat öğretmenlerin örnek metin olarak da belki çok kullandığı metinler değil. O yüzden bu Parasız Yatılı en çok konuşulan metinlerinden biri. Evet, Parasız Yatılı aslında içindeki bir öykünün ismi Parasız Yatılı. Birçok öykü var içinde. Evet. Çok farklı, birbirinden farklı öyküler de var. Parasız Yatılı çok çarpıcı bir öykü. Kısa bir öykü aslında. Çok çarpıcı bir öykü. Bu kitabın adını sence neden Parasız Yatılı koydu Firuzan? Niye bu çok öykü var çünkü. Mesela Haraç diye de bir öyküsü var, evet. Kitabın en sonundaki en uzun öykü. Hatta roman bile olabilirmiş yani, biraz daha uzatsa. Bayağı da çarpıcı bir öykü o da. Mesela onun adı da olabilirdi ama Parasız Yatılı'yı tercih etmiş. Neden sence Parasız Yatılı'yı tercih etti Firuzan? Bir kurtuluş yolu diye düşünüyorum. Çünkü öykülerin içinde çok sayıda lise çağında, ortaokul çağında, bazen ilkokul çağında kızlar var. Ve onlar okuyarak hayatlarını idame ettirmek, yoksulluklarından sıyrılmak istiyorlar. Ve Parasız Yatılı onlar için çok büyük bir fırsat. Zaten bizim eğitim tarihimizde de Parasız Yatılı biliyorsun çok önemli bir yer oluşturuyor. Çünkü sosyal devlet malum Cumhuriyet'in temel değerlerinden bir tanesiydi. Yoksul ama okumak isteyen çocukların okuyabilmeleri için yatılı okullarda veya burs kazanabilmeleri için yapılan bir sınavdı. O yüzden kitabın adı bu ki diğer karakterleri herhalde toparlayan bir söz öbeği Parasız Yatılı. Yani bütün hikayeleri düşündüğümüzde Firuzan'da aslında şunu görüyoruz. Bir dezavantajlı gruplarla hikayeleri. Derdi hep onları anlatmak, onların sıkıntısını anlatmak. Ama en başta kadınlar geliyor. Kadınlar ve çocuklar. Evet. Anne çocuk ilişkisinin çok fazla olduğunu görüyoruz. Erkek kahraman çok fazla yok Firuzan romanlarında. Ben öyle gördüm. Ben senin kadar hakim değilim Firuzan külliyatına ama benim okuduğum kadarıyla bir tane sadece Parasız Yatılı bir hikayede erkek karakter. Baş karakter, erkekler bence çok etkili fakat negatif durumdalar. Ana karakter düzeyinde pek yoklar. Genelde anne kız veya kız kardeşler üzerinden ya da besleme olarak bir aileye sığınmış olan bir kızın hikayesi. Ama onun da muhatap olduğu kişiler genellikle evin hanımları, teyzeler, halalar veya büyük anneler. Daha çok akrabalık bağıyla bu ilişkiler tesis edilmiş kitapta. O yüzden tam bir kadın yazar diyebilirim yani. Kadın gerçekliğini anlatıyor. Evet, kadınları anlatıyor. Kadınları anlatıyor, çocukları anlatıyor. Evet. Bir de aslında çok sürekli hikayelerinde ortaya çıkan bir göçmenlik olgusu var. Evet. Bir de o dezavantajlı grubun yaşadıklarına çok fazla vurgu yapıyor. Dolayısıyla 3 grup. Yani Firuzan için hep şey diyorlar. Küçük insanların küçük hayatlarını anlatan bir öykü yazarı Firuzan diyorlar. Bu arada belki Firuzan'dan şöyle bahsedebiliriz. Eğitim hayatından bahsedebilir miyiz mesela Firuzan'ın? Evet, tabii ki. Çünkü Firuzan kendi kendine yetiştirmiş bir kadın. O kadar güzel, parlak bir Türkçesi olmasına rağmen zannediyorsunuz ki mesela çok büyük okullar bitirmiş, üniversiteler, doktoralar yapmış diye düşünüyorsunuz. Ama aslında Firuzan'ın çok mütevazı bir eğitim yaşantısı var. İstanbul Kadıköy'de doğuyor ama gittiği okul sayısı belki ilkokul düzeyinde okuyor ve sonrasını getirmiyor. Fakat o kadar çok okuyor ve edebiyat ortamına o kadar çok dahil oluyor ki kendi kendini yetiştirmiş bir yazar haline geliyor. Evet, aslında bu Parasız Yatılı hikayesi de kitaptaki biraz bana otobiyografik çağrışımlar verdi. Vermedi değil. Çünkü aslında kendisinin de öyle bir hikayesi var. Babasını kaybediyorlar ve sonra Parasız Yatılı sınavına giriyor ve onlar da kefil bulamadıkları için
Firuzan parası yatılıya gidemiyor. Evet. Şimdi parası yatılı hikayesinden o zaman biraz bahsedelim. O hikayede ne oluyordu? Babasını kaybetmiş bir küçük kız annesiyle beraber, ki annesi de hastanede hasta bakıcı olarak çalışıyor. Ve maddi durumları hiç iyi değil. Fakat çocuk okumak istiyor çünkü çok zeki ve çok çalışkan bir kız. Ve parasız yatılı sınavına girerse okuma olasılığı var. Yani böyle bir gücü var, yatılıya gidecek, yatılıda kalacak. Hafta sonları annesiyle beraber zaman geçirecek. Böyle bir hayalle bir okul bahçesinde sınavı bekleme haliyle bitiyor. Evet, anne aslında çalışmıyor. Babanın kaybından sonra anne iş hayatına giriyor, hastanede iş buluyor. Zaten o heyecanı görüyoruz hikayenin içinde. Ve en sonunda şeyle kapatıyor. Parasız yatılı sınavına giriyor ama tabii kafalarında şöyle bir soru işareti var. Kefil isterlerse bizden kimi bulacağız? Hiçbir malımız mülkümüz yok, gösteremeyiz. Ve dolayısıyla aslında kız çok başarılı olmaya çalışsa da okul parasız yatılı sınavlarını geçmek için büyük ihtimalle gidemeyecek hikayede. Aslında bize anlatmıyor, vermiyor Firuzan hikayede bunu. Ama onun ipuçlarını veriyor. Çünkü öyle bir paraları yok, öyle bir mal mülkleri yok ve öyle bir tanıdıkları da yok. Dolayısıyla yani çocuk ne kadar başarılı olursa olsun aslında gidemeyeceğini biliyoruz. Ama bizim bu öyküyü ve kitabı seçme sebebimiz buradaki şey vurgusu tabii. Sosyal sınıf atlama. Bir sınıf atlayacaklar ve kurtulacaklar. Çünkü çocuk parasız yatılıya gidecek ve oradan öğretmen olacak. Ve hayatları kurtulacak, okuyacak çocuk. Evet, yani 1970'lerin öyküleri bunlar ve Cumhuriyet'in o dönemlerinde 1970'lerde hatta 80'lerde bile şöyle bir düşünce vardı. Yani herkes kızını okutmak istiyordu. Çünkü başka türlü bir işe girmesi, hayatını kurtarması çok zor bir durum. Buradan mesela feminizmi hatırlayabiliriz burada. Çünkü feminizmin bazı dalgaları vardı. Bu tam o ikinci dalgaya tekabül ediyor belki de. Hani o birinci dalgada malum seçme seçilme hakkı mücadelesi vardı ama ikinci dalgada kadınların... Orada hangi yazarlar var birinci dalgada? Yazarlar da aslında bir sosyal mücadele olarak düşünebiliriz bunu. Çünkü ilkinde işçiler çok büyük emek sarf ediyorlar feminist mücadelede, fabrika işçileri. Ve o hakları elde edilmek için, ama Amerika başkanının karısına kadar iş uzuyor. Yani kadınlar seçme seçilme hakkını elde etmek istiyorlar. Yani vatandaşlık hakkını elde etmek istiyorlar. Fakat 1960'lardan sonraki bu 70'lerin öyküsü kadınlar... 71. Evet, 70 burada Ekim 70 yaz. Benimki ikinci basılıyormuşum. 58. 71 yılında basılmış. Evet. 71'de basıldığını göre doğru. 70'lerde bu şey şöyle bir rüzgar var Türkiye'de de. Yani kadınlar eşit işe eşit ücret istiyorlar. Sonra kreşler istiyorlar çalıştıkları kurumlarda. Hem çocuk büyütürken hem de kariyerlerinden olmak istemiyorlar. Bu ikinci dalga feminizm aslında. Simone de Beauvoir'lar da bu dalgaya aittir. Fakat orada biraz bir erilleşme tartışması başlar bu ikinci dalgada. Çünkü kadınlar erkekler kadar güçlü olmak istedikleri için bazı kadınlık durumlarından da fedakarlık ettikleri bir dönem. Zaten bu Firuza'nın öykülerinde dikkat edersen, bilmiyorum, bana öyle geldi. Kadınlar çok zayıf olarak tanımlanıyor. Evet, işlerinde çok büyük bir güç var ama çok nazikler, çok nazeninler, çok büyük hayalleri var. Ama bir noktada güçlü olmaya itiliyorlar. Evet. Hikayeler değil mi? Öykülerde öyle. Hep kadın, yani buradaki parasız yatılı öyküsünde de öyle. Anne bir şekilde iş hayatına girmek zorunda kalıyor. Hasta bakıcı olarak işe giriyor. Ama orada da aslında şeyler var, hatırlarsan. Hastaneye baş hemşireyle görüştüğünde baş hemşire diyor ki hani işte doktorlarla çok samimi olmayacaksın. Yani kadınsı özelliklerini ön plana çıkarmamasına yönelik bazı şeyler veriyor. Hani seni işe alırız ama o koşulda güzel de kadınsın. Evet. Gibi öyle bir kadın vurgusu da var. Yani kadınlar çalışma hayatına girdiklerinde o ikinci dalgada işte onu ödünü veriyorlar. Yani erkekler gibi giyiniyorlar, işte erkekler gibi sigara içiyorlar gibi gibi. Ama biz 1990'dan sonraki dalgada, yani feminizmin üçüncü dalgasından itibaren kadınların şu özelliğini de görüyoruz. Beyaz olmayabilir, zenci de olabilir. İşte iyi eğitim almış da olabilir, almamış da olabilir. Her türlü kadının haklardan yararlanma gibi bir durumu olmalıdır. Hiçbir ön koşul, bir gereklilik olmaksızın, iyi eğitim almış ya da almamış fark etmez, kadın olarak özgürce ve mutlu bir biçimde yaşamalıyız endişesi oluyor. Ama çocuk doğurmak istiyorum, ama güzel de görünmek istiyorum, makyaj da yapmak istiyorum. Bütün bunlar işte o üçüncü dalganın bize armağanları olarak geliyor. Dördü, beşi artık başka bir zaman konuşacağız. Ama bizim bu kitabımızda özellikle ikinci dalgayı ya da üçüncü dalgayı daha çok görebiliyoruz. Mesela Taşralı öyküsünde de benzer bir çizgisi var değil mi şeyin, Firuza'nın? Evet, yani saçlarını kesmesi değil mi? Evet. Saçlarımı keseceğim diyor.
kız. Evet evet. Bu arada Taşlıoğlu öyküsünü belki biraz konusunu tabii anlatalım. Taşlıoğlu öyküsünde Taşlı'dan bir kız şehirli olan, kentte yaşayan teyzesinin, daha zengin olan teyzesinin yanına okumaya geliyor. Üniversite süresince kalmaya geliyor. Onun öyküsünü anlatıyor. Yani o da sınıf atlayacak kendince, okuyacak ve hayatı kurtulacak. Çünkü annesi fakir bir adamla evlenmiş ve dolayısıyla fakir bir hayatları var ve hayatı boyunca çekmiş. Ama teyzesi zengin bir adamla evlenmiş. Ve o daha güzel bir hayat yaşamış aşk kendince. Aşk mutsuzluk getiriyor değil mi Firuzan'da? Evet, aşk mutsuzluk getiriyor hakikaten Firuzan'ın öykülerinde. Bir zengin düşmanlığı da var mı? Bence var. Böyle bir şey ya, var. Evet, kent yoksullarını anlatıyor Firuzan. Kent yoksullarının yaşadığı Haraç öyküsünde mesela hani oradaki beslemenin hayatı da var. Yani burjuvalar ve yoksullar var. Bunların hayatları kesişiyor. Daha çok yoksullar burjuvalara hizmet ediyorlar aslında. Hizmet sektöründe çalışıyorlar. Bir yandan hani ben öyle hissettim en azından. Yoksullar çok saf ve çok temiz ve çok iyi niyetliyken burjuvalar hep kötü niyetli. İşte iyi eğitim aldıkları için de aslında biraz bir küçümseme de görüyorum ben. Mesela Fransız okullarıyla ilgili çok fazla gönderme var. Fransız okullarından yani birkaç öyküsünde. Bu arada ben birçok öyküsünü okudum. Her zaman olduğu gibi bir dalıyor. Evet, Firuzan'la ilgili bütün söyleşilerini okudum, dinledim falan. Şeyi görüyoruz. Ben çok rastladım. Fransız okullarında yetişenlerle ilgili böyle ince bir sistem var. Onların yabancılaştığını, kendi toplumlarından farklı, yani ötekileştiklerine, ötekileşmek diye yanlış kelimeyi kullandım, yabancılaştıklarını, farklı bir kültürün içine girdiklerini ve kendi toplumlarına uzaklaştıklarını aslında. Doğru. Çağdaşlık adı altında biraz da yoldan çıktıklarına ilişkin böyle alt metinler var. Bir Fransız okulları gerçeği var. Orada bir Hristiyanlaştırmaktan bahsediyor, rahibelerden bahsediyor. Şimdi böyle İngilizce eğitimi yapan üniversitelere tepki duyanlar gibi bir tepki aslında. Türkiye'de o dönemlerde 60-70 kuşağında, 80 hatta. Benim babam falan da hep Fransızca, yabancı dil olarak onu öğretmişler. Atatürk de malum biliyorsun, Fransızca bilen biri. Dönemin o entelektüel grubu ya da okumuş aydın tabakası Fransızca öğreniyor. Fransız okulları da bayağı anlaşılan burjuva çocukların arasında çok. Evet. Ve şey de diyor bir öyküsünde. Anne de oraya gidiyor, kızı da oraya gidiyor ve böyle nesiller boyu Fransız okullarından mezun oluyorlar. Yani farklı bir kültürleri oluyor onların diyor. Ama bence bir alttan alta bir küçümseme var burjuvaziye karşı. Evet. Kent yoksullarını da daha idealize etmek gibi bir durum olduğunu ben öyle hissettim en azından. Yani bir şeyi var tabii ki, yani çok ciddi bir eleştirisi var. Ama dediğim gibi bu normal bir de toplumcu gerçekçilerde varlıklı ve yoksul grubun arasında bir tercih yapması gerektiği zaman, ki Firuzan da biraz da bir gerçekçi bir yazar. İster istemez yoksul psikolojisini daha derinlemesine hissediyor. Yani biyografisinden de böyle bir şey anlayabiliyoruz. Ve galiba büyük dönüşümün de oradan geleceğini tahmin ettiği için, yani toplumsal dönüşümün o tarafı, yani biraz okur kitlesi olarak da orayı tercih ettiğini düşünüyorum. Yani bu yaş grubundan kızların, okumak isteyen, üniversiteye gitmek isteyen kızların belki de yazar olmak istediğinden onlardan çok dem vuruyor. Onlara çok söz açıyor. Taşralı'da olduğu evet, gibi. Evet. Teyzesinin yanına gidiyor üniversite okumak için ama teyzesi aslında onun okumasından yana değil. Yani evet, zengin kendi bir adam bulup evlenmesini salık veriyor. Evet, şey diyor hatta, biz kendi kızını okuttuğunu söylüyor ama işte ne oldu ki diyor, aldı diplomasını, evde süs olarak duruyor. Evet. Gitti evlendi diyor, bir işe yaramadı, hani sen de okuyacaksın ne olacak gibilerinden de söylüyor. Bu arada genel olarak aslında eğitimle ilgili çok fazla hikaye öykülerinde Firuzan'ın şeyi görüyoruz, eğitim alt metinini çok görüyoruz. Önemli, evet. Kah hani okulla ilgili bir şeyler söylüyorlar ya da çocuklar okula gidiyor ya da kahramanlar geçmişlerini hatırladıkları, flashback yaptıkları sahnelerde tabii ki çocukluklarına gittiklerinde okuldan bahsediyorlar. Öğretmenler genelde biraz baskıcı ve ezen bir grup olarak çünkü anlatılıyor. Öğretmenler de, doktorlar da hatırlarsan o dönemin Türkiye'sinde statü olarak daha üst mertebedeler. Yani mesela çocuklardan bir şey satın almalarını istiyorlar ve o çocukların geldiği koşullar çok zor olduğundan onu sağlayamıyor ve öğretmen aslında öfkeleniyor yani bunu satın alamadığı için. Mesela beden eğitimi dersine giremeyen öğrenciler çünkü eşofmanı yok evet gibi, öğretmenin tepkiselliğiyle karşılaşıyor ama biz bugün tabii bunların doğru olmadığını, iyi olmadığını biliyoruz ve öğretmenin sosyal anlamdaki o
yukarıdalığı mı diyeyim? Şimdi pek de herhalde öyle bir ihtimal yok. Yani öğretmenler de artık orta ve daha zor ekonomik anlamda zorlanan gruplardan bir tanesi. Evet, ama yani okulda çocuk... Yani ben şöyle diyebilir miyim? Mesela Firuza'nın öykülerinde okul bir yandan bir sınıf atlamak için bir umut kapısı olarak görünüyor. Tabii. Kent yoksulları tarafından. Ama bir yandan da eğitime çok ciddi eleştiriler var. Yani eğitimin aslında çok da bir işe yaramadığına ilişkin bazı alt metinlerde okuyorum. Okudum ben yani. Tabii çünkü kendisi de kendi kendini yetiştirmiş bir kadın olduğu için, bir insan olduğu için ve yani Firuzan olmuş. Yani kendini Firuzan yapmış aslında emek vererek. Okullarla yapmamış bunu. Biz zaten hani zaman zaman seninle de konuşuyoruz. Bir kişinin gerçekten karakterini ve hem etik anlamda hem bilinç düzeyinde var edebilmesi için okul elzem midir? Hayır, değil. Yani bu bir emek meselesi. Firuzan belki okulun evet bir kolaylık olduğunu düşünüyor ama kendisi bunu aştığı için belki de en iyisinin bu olduğunu da söylüyor. Ama çok zor bir yol. Çok gerçekçi değil. Herkesin yapabileceği bir şey değil gibi. Evet, gerçekten öyle. Bu arada sona doğru yaklaşırken yatılı konusunu ne kadar çok konuştuğumuzu fark ettim. İlk iki kitabımızda yani James Joyce'un kitabında da bir yatılı okul vardı. Salinger'ın kitabı da bir yatılı okuldu. Burada da bir parasız yatılıdan bahsediyoruz. Var. Ama edebiyatta bu yatılı meselesi çok fazla. Yani orada çok travmatik yaşantılar olduğu çok belli aslında. Edebi eserlere bakarsak çok fazla var. Ya yol kat edilmedi mi? Yani şöyle, edebiyat evet okullaşmaya ve okur yazarlığa çok önem veriyor ama bak benim elimde TÜİK raporla, bugün raporlarım da geldi. Yani şu an şöyle bir şey var, TÜİK'in 2022 verilerine baktım acaba ne durumdayız diye. Çünkü kızların okuması burada tartışma. Joyce da okulun gene denir kendi kural yapısı eleştiriliyordu. Salinger'da da aynı durum. Evet. Ama Firuzan'da mesela kızların bir türlü okuyamaması, okula kendi kapağını atamayışı hikayesi. Aslında çok büyük mücadele verilmiş ve yol da kat edilmiş. Ama raporlar şunu söylüyor ki biz hala o noktaya gelememişiz. Neden? İstediğimiz, beklediğimiz. Evet, beklediğimiz gibi değil. Türkiye'de 2021 verilerine göre okuma yazma bilmeyen vatandaş oranlarına bakıyoruz. Kadınların %5'i bilmiyor Sedacığım okuma yazmayı Türkiye'de. Çok büyük bir rakam. Çok büyük bir rakam bu. Erkekler %0,8. Burada bir açık ara fark olduğunu, neredeyse bir puana yakın bir fark olduğunu görüyoruz. Üniversiteye katılım oranları da mesela beni çok şaşırttı. Firuzan çok haklı. Çünkü kadınlar %21 civarı üniversiteye gidebiliyor. Erkekler %26. Yine de arada %5 o fark, hani o konuştuğumuz gibi okuma yazma oranlarında. 4-5 gibi o farklar devam ediyor. Mesela ortaokul katılımının arasındaki fark çok daha büyük. Kadınlar %60 düzeyinde Türkiye'de ortaokula gidiyorlar, katılıyorlar. Hı-hı. Ama erkekler %80. 20. Yani zorunlu eğitim 12 yıl olmasına rağmen aslında erkekleri de 12 yıl eğitimde tutamıyoruz. Tutamıyoruz ortalamalar çünkü... Ortalamalar vardır sende. Tabii ortalama Türkiye'de eğitim süresi 2022 yılında 9,2 yıl. Hani 12 yıl zorunlu. Yani 12 yıl zorunlu. Evet, kız çocukları genellikle ergenliğe geldiğinde okuldan alınıyorlar. Erkek çocukları da bir noktada yani yaklaşık lise 1, lise 2'ye giderken o civarda ortalama okulu bırakıyorlar. Bunu hala çok başarabilmiş değiliz. Yani yol var ve belli ki edebiyat bunu anlatmaya bu yüzden devam edecek diye de düşünüyorum. Yani sadece Firuzan üzerinden olmayacak bu. Başka pek çok yazar da bunu anlatmaya devam edecek diye düşünüyorum. Şöyle bir şey belki son söyleyebiliriz. Yani parasız yatılının altında şöyle de bir şey var. Evet, sosyal devlet güzellemesi yapıyorum bir yandan ama şunu da belki tartışma lazım. Dinleyiciler, izleyiciler şunu da düşünebilirler. Parasız yatılı sonuçta gelir durumu düşük olan çocukların bir girdiği başarı sınavı. Peki varlıklı olan bir çocuğun başarısız olma hakkı var. Peki yoksul olan bir çocuğun neden başarısız olma hakkı yok? Yani neden o bursu ya da o yatılılığı, o eğitimi almak için belli bir performans göstermek zorunda gibi. İşte o da devletin belki gücüyle ilişkili bir şey yani mali işler. Ama herhalde eğitime yatırılan para miktarı ve mali bütçe oranı hala istediğimiz ölçülerde değil. Öyle yani görünüyor. Zorunlu eğitime geçtikten sonra 12 yıl zorunlu eğitim olduktan sonra tabii ücretsiz eğitim. Yani zorunlu yaptığınız bir şey ücretsiz yapmak zorundasınız. Ücretsiz hale geldi eğitim tabii. Ama hala bence temel sorun ailelerin çocuklarını okutmak istememesi. Ya da yakın yerde okulların olmaması.
Yani köydeyse, dağın başında oturuyorsa, yani tarlasının başında duran köylüsü var. Okullar oraya kadar, yani taşımalı eğitimde köy okulları bir yere kadar. Orada bir masraf. Yani evet, köy okulları. Eskiden kapatılma. Köy okulları diye bir şey vardı. Ben de mesela kasabada çalışmıştım. Şimdi yine bir projeyle açmaya çalışıyorlar. Bakalım, umarım başarılı olur. Yani Türkiye'de çok fazla proje yapıldı kız çocuklarının okula devam etmesi için. Ona rağmen rakamlar aslında istediğimiz yerde değil. Umarım bundan sonrası daha iyi olacaktır. Mücadeleye devam. Evet. Yani özellikle kız çocukları için ya da kız çocuğu olan anne babalar ve kız çocuklarını eğiten öğretmenler için mücadele alanı devam ediyor. Yaşasın feminizm de diyerek duygularımı da ifade etmiş olayım, düşüncelerimi. Peki kapatalım artık. Evet. Firuza'nın neden okuyalım? Okusunlar. Firuza'nın neden okusunlar? Gerçekten hem kadın olduğu için kendiyle mutlu olan, olmak isteyen ama bunun bir mücadele alanı olduğunu bilmek isteyen okurlar, bunun fark etmek isteyen okurlar bence okumalı diye düşünüyorum. Ve Firuza'nın üzerine çok eğitsel makale yazıldı ama daha da yazılır gibi. Mesela biz yazar mıyız? Bundan makale çıkar mı? Düşünelim. Ben, yani olabilir ama olabilir, büyük ihtimalle yazmayız. Büyük ihtimalle yazmayız ama bence daha yazacak çok makale var bunlarla ilgili, çalışılacak, evet, görünüyor. Benim okuyacak olanlara bir tavsiyem var. İlk üç öyküden başlamayın. İlk üç öyküde bir bayağı duvara çarpmış gibi olursunuz. Çünkü bazı denemeler yapmış ilk üç öyküde, evet, Firuzan. Hani çok rahat okunan hikayeler değil. İlk önce bir ne oldum oldum ben mesela ilk okurken. Bence üçüncü öyküden, dördüncü öyküden başlayın. Sonra İlk üç öyküye dönün. Evet. Zaten böyle grup grup aslında, ilk üç öykü kendi içinde bir bölüm gibi. Sonraki öykülerde iki ve üçüncü bölüm gibi ayrılmış aslında. Bir bütünlük var hikayelerde, göreceksiniz. Zaten Firuza'nın hikayelerinde kadın çocuk teması sürekli devam ediyor. Mağdur kadınlar, hani bahsettiğimiz gibi. Bu tip hikayelerden hoşlanıyorsunuz, çok keyifli. Eğitimin de önemiyle ilgili ve eğitimden ne kadar memnun olmadığıyla ilgili birçok alt metinde göreceksiniz. Bence de okuyun. Biraz acıklı. Evet, ama dilsel olarak çok parlak. Çünkü bu, evet, şey ikinci yeni dönemine tekabül ediyor. Yani Türkçenin çok berraklaştığı, çok pırıl pırıl, evet, hale çok, geldiği, evet, bir dönem. O İlhan Berk'lerin, Cemal Süreyya'ların falan kuşağına tekabül ediyor aslında. Yani Firuza'nın dilinde o yalınlığı göreceksiniz. Yani Osmanlıca sözcükler, Arapça, Farsça, İngilizce, Fransızca falan değil de pırıl pırıl o Cumhuriyet Türkçesini göreceksiniz. O yüzden bana göre hem eğitim, hem kız çocukları, hem feminizm ama bir de Türkçe, yani çok, evet, güzel. Evet, Türkçesi güzel. Gerçekten güzel. Biz öneriyoruz efendim. Evet, biz öneriyoruz. Teşekkür ederiz. Bu seferlik de bizden bu kadar. Görüşmek, görüşmek üzere. Hoşçakalın.